Selamlar dostlar. Ben Özgür Pala ve bugün sizler için kask boyayacağım. Evet evet, kask boyayacağım. Öncelikle bize gereken elbette bir kask. Evet, saçma sapan bir kask. Üstü yıpranmış, delinmiş, ezilmiş, hor görülmüş bir kask var elimde. Sapsarı olmuş, güneşten kavrulmuş ve şimdi gerekli malzemeler. Pirana marka bir mat plastik kaplama boya var elimde. Bakalım kaplar korur, çıkarılabilir diyor tabii ki. Değiştir rengini sloganıyla bizlere sunulmuş bir ürün A101'den almıştık. Tornavida. Olmazsa olmazlarımızdan tornavidasız olmaz. Bakın çok güzel. Ve bir maket bıçağı. Maket bıçağı şart tabii. Bir şeyleri kesmek lazım. Bir adet makas. Makas önemli. Önemli makas, evet. Çık çık, evet. Ve bir adet bant. Kağıttan yapılmış bir bant. Kağıt gibi. Bilmiyorum ne oldu. Babamın dolabından aşırdım. Pardon, ödünç aldım, bırakacağım. Evet, boyamız Pirana marka. Mat plastik olarak aldığım kaplama bir boya. 450 ml, 300 gram yaklaşık. Ve kaplar korur, çıkarılabilir. En büyük özelliği de bu, evet. Boyadıktan sonra çıkarılabiliyor oluşuyor. Mat siyah olarak almıştım. Bakayım, evet, mat siyahmış. O zaman boyama işlemine geçebiliriz. Boyama işleminden önce elbette boyanın gelmemesi için bazı materyalleri sökmemiz gerekiyor. Burada bir yanda bir şey var. Bunu takırsak bir sökelim. Sökül lanet olası. Evet, azmi sonu zaferdir. Ve diğer taraf. Tornavida yardımı ile vidayı yerinden söküyoruz. Çok zorlamayın, kırabilirsiniz. Lanet olsun. Bir de bunu. Yalam olmuş bu. Açıl lanet olası. Sakın zorlamayın, nazik olun. Açıl seni pislik. Elimde kalmadan açılır. Ve evet, az bir sonu zafer her zamanki gibi. Sabır erdemdir gençler, sabredin. Şimdi boya olmaması için bazı yerlerin üzerini bantlayacağız. Evet, bant uçlar. Bir tutam bant alıp metal kısımların üzerine kapatmak suretiyle, evet, güzel işecek. Boyayı püskürteceğimizden dolayı buralarda boya olacağı için buraları bant ile kapatmayı uygun. Gerçekten nefis oldu. Rezalet. Diğer yerleri de bant. Hayır, bunu bantlamayacağım. O zaman bunu da çıkarayım ben. Muazzam işçilik, elime sağlık. Şimdi bir tutam bant daha alıp metal görünümlü olan şerit kısmı da bantlamak istiyorum ki üzerine boya gelmesin. Küçük ve sakin hareketlerle bu işin üstesinden geleceğiz. Neredeyse bitmek üzere. Dostum, bu iş tam bir meditasyon işi. Lanet olsun. Gördüğünüz gibi mükemmel. Muazzam işçilik. Evet, sırada artık boyama işlemi var. Haydi bismillah. Kaplan deseni mi yapsam acaba? Siz olun, boyayı böyle fıst fıst diye fıstırtmayın. Rezalet. Ve bu kadar yakından sıkmayın. Lanet olsun. Hani mattı bu, parıl parıl parlıyor. Adamım, hala çok yakındasın. 12 seconds later. İkinci bir kat atmak üzere yine kaskımızın yanındayız. Görüyorsunuz, tekniği çözmüşüm artık. Fıs fıs değil, fıst. Yani, evet. Aslında fena da olmadı. Oh, rezalet. No! Sağ taraf biraz sıkıntılı. 2 hours later. Cillop gibi oldu işte. Bence şu an mükemmele yakın bir halde. Belli ki kurudukça daha güzel olacak.
346 minutes later. Evet, ertesi gün oldu çünkü hava kararmıştı. Zaten boyanın en büyük özelliği çıkarılabilir oluşu. Çıkarır, yeniden boyarız. Bu bantları sökme zamanı. Sessiz olun, hiçbir işinizi baştan savma yapmayın. Evet, son bant da çıkıyor böylece. Hiç fena değil. Şu yan taraftaki zımbırtıları da takalım. Öyle miydi acaba? Ters de olabilir. Bu vida kesinlikle yalama. Evet, zımbırtılarımızın da montajı bitti. Gayet güzel bence. İşçilik biraz daha özenli olsaydı harika olabilir. Aslında elimizde boş bir tuval var gibi düşünün. Bunun üstüne internetten veya kırtasiyelerden alabileceğiniz stikerlerle yaratıcı şeyler de yapılabilir tabii. Evet dostlar, bir videonun daha sonuna geldik. Video boyunca bana eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım hoşunuza giden bir içerik olmuştur. Yorumlarınızı aşağıya bırakmayı unutmayın. Görüşmek üzere.